Duolingo ile yabancı dil öğrenilir mi? Arkadaşlar ben Duolingo'yu şu ana kadar İngilizce için, Almanca için ve İspanyolca için kullandım. Ve size rahatlıkla söyleyebilirim ki tek başına Duolingo ile çalışarak kesinlikle bir dili öğrenemezsiniz. Fakat Duolingo sıfırdan başlıyorsanız size çok fazla pratik imkanı verir. Epey bir kelime öğrenirsiniz, cümle yapısını az çok öğrenmeye başlarsınız. Yani A1 ve A2 seviyeleri içerisinde kendinize takviye olarak Duolingo'yu kullanabilirsiniz. Onun dışında kesinlikle Duolingo'dan tek başına dil öğrenmeyi beklemeyin. Böyle bir amacınız olmasın. Değinmek istediğim bir nokta daha var. Duolingo'nun içerisinde hikayeler bölümü var. Bu hikayeler bölümünden oldukça faydalanabilirsiniz. Gerçekten çok verimli, çok kullanışlı bir bölüm. Duolingo'daki günlük egzersizler ve bölümler için ben bunların çok verimli ve çok faydalı olduklarını söyleyemeyeceğim. Dediğim gibi kendinizi o dile ısındırmak istiyorsanız, o dile yavaş yavaş alışmak istiyorsanız Duolingo doğru tercih. Ama gerçekten dili tam anlamıyla öğrenmeye çalışıyorsanız Duolingo sizin için değil. Yani artık İngilizce de olsun, Almanca da olsun artık hangi dili öğreniyorsanız bu dilde B1, B2 gibi yani yavaş yavaş orta seviyelere geldiğiniz zaman gerçekten Duolingo'nun hiçbir işinize yaramadığını göreceksiniz. Duolingo'yu ben daha çok sıfırdan başlayanlara, A1, A2 seviyesinde olanlara, yeni şeyler öğrenenlere, bir dile ısınmaya çalışanlara veya epey bir süre o dili konuşmayıp tekrardan hatırlamaya çalışanlara tavsiye ederim. Onun dışında maalesef şu anki haliyle Duolingo'yu gerçekten bir dil öğrenme programı olarak görmüyorum. Sadece pratik yapma ve tekrar etme programı olarak görüyorum. Bir şeyleri hatırlamanızda, cümle yapısını oturtmanızda, bağlaçların kullanımını oturtmanızda, yazım noktalama işaretlerini oturtmanızda da gerçekten size yardımcı olur. Ama onun dışında gerçekten Duolingo'nun tasarımını ben şu an için henüz tek başına dil öğrenmek için yeterli bulmuyorum. Kesinlikle dil öğrenmek için bir kursu takip etmenizi, kursa gitmenizi, orada insanlarla konuşarak dil öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Bunun dışında tabii ki bunu yapamıyorsanız online yöntemler var. Yani bir kuru bir seviyeyi takip etmeniz, tamamen seviyenize göre bir kitabı takip etmenizi ve seviye seviye ilerleyerek dil öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Yani klasik yöntemlerle kurs kitaplarını seviye seviye takip etmenizi ve seviye seviye ilerlemenizi ben daha çok tavsiye ediyorum. Duolingo'yu dediğim gibi unuttuğunuz şeyleri tekrar etmek maksadıyla kullanabilirsiniz veya yeni bir dile sıfırdan başlıyorsanız ön hazırlık olması amacıyla kullanabilirsiniz. Ayrıca zaten birazcık İngilizce biliyorsanız Duolingo'yu kesinlikle Türkçesinden kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü Türkçe çok farklı bir dil. İngilizce, Almanca gibi aynı şekilde Hint-Avrupa dil ailesine ait gramatik olarak çok benzer yönleri var. O yüzden İngilizce ve Almanca çeviri yapmak çok daha doğru ve çok daha düzgün sonuçlar verir. Aynı şekilde Duolingo'nun programı da daha buna uygun çalışıyor. Yani Duolingo'da Almanca öğrenirken Türkçe kullandığınız zaman epey bir çeviri hatası, epey bir yanlış cümle çevirileri çıkıyor. Epey bir çeviri hatası, epey yanlış anlaşılmalarla karşılaşıyorsunuz. O yüzden eğer gerçekten birazcık İngilizceniz varsa Duolingo'yu İngilizceden kullanın, Almancayı da o şekilde öğrenin. Hem İngilizcenizi hem Almancanızı aynı anda geliştirmiş olursunuz. Bunu diğer bütün diller için böyle yapabilirsiniz. Yani birazcık İngilizceniz varsa atıyorum İspanyolca öğreneceksinizdir. Duolingo'yu İngilizce olarak kullanırsanız oradan İspanyolca öğrenirsiniz. Çok daha verimli olur. Çünkü dediğim gibi Türkçe ile bu dillerin gerçekten ortak özellikleri çok az ve çevirirken epey bir hata çıkıyor. Epey yanlış anlaşılacak şeyler çıkıyor.